Şimdi ben bu konuşmalarda inanmadım hiçbir şey, kürsüde konuşuyor. Huyumu az çok biliyorsun. Biraz da hamdolsun. Yani bir 21 yılın verdiği bir avantajı kürsülerimiz iyidir. Orada söylüyorum. Bağıra bağıra söylüyorum. Burada da söylüyorum. Bugüne kadar Cumhurbaşkanımız Türkiye'de aldığı en yüksek oyu bu seçimde olacak. Önce bunu lütfen İlginç. bir kenara yazınız. İlginç bir tahmin. Tabii tabii bunu Oktay sonra ama bunu sen söylersiniz. not alır mısın? Bir Ben aldım not aldım. aldım. Hayır, İlginç bir tahmin. ben bunu hayatımda inanmadığım şeyi kimse bana Tamam, söyletemez. güvenin Ben oyunu alabilirsiniz ama en yüksek oy deyince bir ilginç bir bugüne tahmin. kadar Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanımız aldı en yüksek oyu alacak Allah nasip ederse. Biz burada Cumhur İttifakı olarak bir sloganla çıktık. Sakarya'daki tüm milletvekillerini biz istiyoruz diye. Şu anda bahsettiğiniz rakamların üstündeyiz. Ersin Bey, bunu da bir kenara not alın. Allah nasip ederse. Ersin'in söylediğinden daha iyisiniz. Vay arkadaşım, Arkadaşlar biz bu ülkede ciddi hizmetler yaptık. Biz yalan yanlış insanlar değiliz. Yok, Bugün asla öyle bir şey demedim. biz insanımızı kandıran olmadık. Eksiklerimiz olabilir. Gelelim stüdyonuza, ben 50 tane eksik sayarım. Tabii ki. Ersin Bey'in gidelim ofisine 50 tane eksik sayarım. Bizim de Kesinlikle. eksiklerimiz var. Bizim de Kesinlikle. hatalarımız var. Doğru. Biz şunu söylüyoruz arkadaşlar. Biz bu ülkede her şeyi dört dörtlük yaptık diye bir iddiamız yok ki. Hatalarımız vardır ama ben her zaman şunu söylüyorum. Bizim AK Parti'de kasıtlı hatası olan arkadaşımız olmaz. Özellikle vatana ihanet anlamında asla bir problemimiz olmaz. Biz burada ciddi işler yaptık. Yaptığımız bu projeleri de anlatıyoruz. Sadece GEB Belediye Başkanı sıfatıyla değil. Türkiye yüzyılı alakalı yapacaklarımızı anlatıyoruz. Bu milletimizin de bize gerçekten vefa ve gönül borcu olduğunu da sahadaki insanlar kendileri söylüyorlar.